Nokia Asha 303 Nokia'nın Next Billion yani gelecek milyar olarak adlandırılan stratejisinde önemli bir yer tutan Asha serisi telefonların ilk üyelerinden bir tanesi. Nokia Asha 303 şu anda Türkiye'de piyasaya sunulmuş durumda. Cihaz kompakt bir tasarıma sahip, bar tipi tasarımda geliyor. Kapasitif dokunmatik ekran var. 2.6 inçlik 320x240 çözünürlüklü oldukça düzgün bir ekran. Bunun yanı sıra cihazda görmüş olduğunuz gibi tam QWERTY klavye var ve bu klavye oldukça rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ne çok sert ne çok yumuşak, oldukça rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde yazılabiliyor, bunu söyleyebiliriz klavyede. Cihazda 1 GHz'lik işlemci var. Series 40 ile çalışan bir telefon için 1 GHz'lik işlemcinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Keza Nokia Asha 303 ile yaptığımız denemelerde ekranın iyi şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Tepkiselliği oldukça iyi ekranın, geçişlerde oldukça hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Nokia Asha 303 gelecek milyarı internette buluşturmak isteyen bir telefon. Telefonda mobil internet deneyimi ön plana çıkartılmış. Hem mesajlaşma hem de sosyal ağlara erişim biraz da çabuklaştırılmaya çalışılmış. Nokia Asha 303'te görmüş olduğunuz gibi cihazın ana ekranı karşınızda. Favori kişide ekleyebileceğiniz bir bölüm var. Saat, tarih bilgileri var. Genel profil bilgisi burada yer almakta. Cihazın üstündeki bölüme dokunduğunuzda aşağıya bir tercihler menüsü iniyor. Buradan cihazın profilini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Uçağa binecekseniz uçak modunu alabilirsiniz veya toplantı, sessiz mod gibi modlara geçirebilirsiniz. Android'deki veya Symbian Bell'de görmüş olduğumuz bir yapı getirilmiş buraya. Favori kart vizitler bölümüne dilediğiniz 4 farklı kişiyi atayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde erişebilirsiniz onlara. Altta görmüş olduğunuz bölümde sosyal ağ güncellemeleri var. Twitter ve Facebook hesaplarına ait güncellemeler burada görünüyor. Sosyal ağlar uygulaması görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Facebook hesabı burada yer almakta. Aynı zamanda Twitter ile ilgili güncellemeler de burada yer alıyor. Tüm Twitter ve Facebook güncellemelerinizi buradan yapabilirsiniz. Sosyal ağları bu telefon yardımıyla kolaylıkla takip edebilirsiniz. Tekrar ana ekrana dönecek olursak Nokia Asha 303'te görmüş olduğunuz gibi kısa yollar bulunmakta. Nokia Browser adı verilen özel bir internet tarayıcısı var. Nokia Asha 303'te gelen. Bu internet tarayıcısına görmüş olduğunuz gibi bazı yerimleri başlangıçta yüklü şekilde geliyor. Bunun yanı sıra çeşitli sosyal ağ uygulamalarına kısa yollar var. Eğlence sitelerine kısa yollar var. Bu şekilde Nokia kullanıcıların her an ihtiyaç duyabileceği sitelere önceden bir bağlantı vermiş. Bu da iyi olmuş. Bunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Google ve Hotmail'de var. Aslında bu tarayıcı masaüstü sitelerden daha çok mobil siteleri iyi bir şekilde açıyor. Masaüstü siteleri açmak istediğinizde yoğun olan JavaScript'in veya başka bileşenlerin yoğun olduğu sayfalar açmakta biraz zorlanabilir. Bunu söyleyelim. Ancak o sayfaları da açmıyor değil. Nokia Asha 303'ün internet tarayıcısı. Buradan da çeşitli araçlar var. Adres girimi falan filan bunları yapabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Google'da arama yapmak isteyenler için de görmüş olduğunuz gibi bir bileşen bulunmakta burada. Buradan rahat bir şekilde arama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir teknoblog yazalım. Tamam dedikten sonra arama işlemi şu anda gerçekleşiliyor. Tabii şu anda bağlantı noktasına biraz uzaktayız ama hızlı bir şekilde geldi. Görmüş olduğunuz gibi mobil ortamda teknoblogla ilgili arama sonuçları bu şekilde görüntüleniyor. Tekrar ana sayfaya dönelim, Nokia tarayıcıyı kapatıp. Bundan sonra Nokia mağaza da var. Burada kısa yolunu görmekteyiz. Nokia mağaza üzerinden de Series 40 tabanlı uygulamaları, Nokia aşağıda çalışacak uygulamaları indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Nokia mağazada da Asha 303'te çalışabilecek bu şekilde uygulamalar var. Bunları gezebilirsiniz. Bu şekilde de söyleyelim Asha 303 ile ilgili olarak. Devam edelim. Mesajlaşma uygulaması, sohbet uygulaması yine Nokia Asha 303'te gelmekte. Burada görmüş olduğunuz gibi Facebook, Google Talk, Messenger, Yahoo Messenger ve Ovi gibi tercihler var. Bu profillerden dilediğinizi tanıtarak cihaza her yerde arkadaşlarınızla, buradaki kontaklarınızla mesajlaşabilirsiniz. Bu açıdan da Nokia Asha 303'ün iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Ayarları yapabilirsiniz buradan. Ve bunun yanı sıra bütün kablosuz ağ ayarlarında görmüş olduğunuz kısa yoldan rahatlıkla yapabilirsiniz. Wi-Fi desteği var cihazda. Bunun yanı sıra
3G desteği de var. 3G üzerinden de internete bağlanabiliyorsunuz. Hızlı internet desteği sunmakta. Ana ekranda sağa sola parmağınızı sürüklemek de mümkün. Bunun için yapmanız gereken parmağınızı ekranda basılı tutmak. Tabii daha boş bir alana yapmak daha iyi olur. Parmağınızı ekranda basılı tutup sola doğru sürüklediğinizde görmüş olduğunuz resim galerisi gelmekte. Aşağı 303 ile çekmiş olduğunuz fotoğrafları görebilirsiniz. Aynı hareketi sağa doğru yaptığınızda ise görmüş olduğunuz gibi aşağı 303'te yüklü olan oyunların listesi karşınıza çıkacak. Angry Birds'ün Series 40 uygulaması aşağı 303'te birlikte tanıtılmıştı. Bunun yanı sıra farklı oyunlar da var görmüş olduğunuz gibi. Çeşitli uygulamalar mevcut cihazda. Ovi Music, Shazam gibi uygulamalar da aşağı 303'te yüklü gelmekte. Tabii Nokia mağazasında daha fazlasını indirebilirsiniz. Nokia Asha 303'ün arkasında görmüş olduğunuz gibi 3.2 megapiksellik bir kamera yer almakta. Flash yok bu kamerada. Gündüz vakti iyi fotoğraflar çekmenizi yeteri kadar idare edecek fotoğraflar çekmenizi sağlayabilir. Kamera uygulaması görmüş olduğunuz ana ekranda yer alan, uygulamanın üstünde yer alan fotoğraflar bölümü üzerinden çalışıyor. Burada kamera bölümüne girdiğinizde karşınıza kamera ekranı çıkmakta. Burada temel özellikler, Nokia'nın fotoğraf uygulamasından alıştığımız özellikler bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Çeşitli ayarları buradan yapmanız mümkün. Ayrıca ekrana dokunduğunuzda çeşitli kontroller de açılıyor. Sağda görmüş olduğunuz bölümden zoom ayarı yapabilirsiniz. Dijital zoom veya fotoğraf video moduna doğrudan geçebilirsiniz. VGA çözünürlükte video çekmekte. Cihazı görmüş olduğunuz gibi tutarak video çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Yan tutmanıza, yatay tutmanıza gerek yok. Fotoğrafların bölümüne girdiğinizde aşağı 303'te çekmiş olduğunuz fotoğrafları görebilirsiniz. Bu şekilde yakınlaştırma, uzaklaştırma yapılamıyor. Bunun için görmüş olduğunuz ikonu kullanıyorsunuz. Buradan yakınlaştırmayı ve uzaklaştırmayı yapıyorsunuz. Bunu da size uygulamalı olarak göstermiş olalım. Nokia Asha 303'ün altında, ekranın altında görmüş olduğunuz gibi 4 adet tuş var. Fiziksel tuş var. Bunlar solda ve sağda olan tuşlar çağrı işlevlerini görmekte. Çağrı kabul etme, reddetme ve telefon işlevlerine ulaşmayı sağlıyor. Bunun yanı sıra bir tane üzerinde zarf ikonu bulunan bir tuş var. Bu da mesajlaşma kısa yolları. Yeni bir mesaj yazmak isterseniz bu tuşa kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tüm mesajları görmek için de aynı tuşu kullanabilirsiniz. Bir de üzerinde oynat işareti bulunan bir tuş var. Bu da doğrudan sizi müzik uygulamasına götürüyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Cihazın hoparlörünün iyi ses verdiğini söyleyebiliriz. Bas ve tiz açısından doyurucu ve aynı zamanda fazla cızırtı yapmayan, yüksek seslerde cızırtı yapmayan bir ses kalitesi sunuyor Nokia Asha 303'ün hoparlörü, arkada yer alan hoparlörü. Bunu da söyleyelim, oldukça iyi bir ses kalitesi sunmakta. Nokia Asha 303 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.